Sabırlı, cesur, fedakar, milyonlarca insan, Anadolu'nun birbirinden zorlu koşullarına kusursuz bir uyum sağlıyor. Yedi bölgeye şekil veren farklı coğrafi özellikler, bu topraklarda yaşayanların karakter özelliklerine de şekil veriyor. Merhamet, dürüstlük, cömertlik gibi nice büyük erdemler ve yüreğinde taşıdığı en güzel duygularla yaşamı kucaklamaya devam ediyor. Anadolu insanı. İnsanoğlu, coğrafyanın kendisine çizdiği sınırları aşabilmek için bazen can korkusunu bir tarafa bırakmak zorunda kalır. Kendisini imkansız gibi görünen işlerin ortasına atar. Yükseklik tanımaz, karanlıktan korkmaz, derinliğini bilmediği sularla boğuşur. Anadolu'nun zorlu koşullarında ayakta kalanlar. Aynı zamanda cesaretin de sınırlarını aşmak zorundadır. Ormanlar. Binlerce ağacın, yüzlerce canlıyla bir arada nefes alıp verdiği muhteşem bir ekosistem. Anadolu'da yaşayanlar, ormanları her zaman büyük bir zenginlik kaynağı olarak gördü. Ormanlardan elde edilen ürünleri, günlük yaşamın her köşesinde maharetle kullandı. Bu nedenle, ahşap ve kereste ihtiyacını karşılayabilmek için, Türkiye'nin farklı bölgelerinde belli aralıklarla ormanlarda kesim yapılıyor. Kütahya Simav'a bağlı Kızılcık Köyü, tipik bir orman köyü. Bu köyde yaşayanlar geçimlerini ormandan sağlıyor. Ormancılık burada kuşaktan kuşağa aktarılmış bir gelenek halinde devam ettiriliyor. Bu geleneğin günümüz temsilcileri olan Şenol ve arkadaşları da uzun yıllardır yaptıkları gibi kesim için yola çıktılar. Ben aşağı yukarı 89'dan beri hep bu işlerle uğraşıyorum. Sabahleyin saat 8-9'da gideriz. Tabii hava şartlarına bakar. Hava soğuk olursa saat 9'da çıkarız buradan. Ağaçlarımızı keseriz, soyarız, doğrarız. Metresine göre orman bize para ödüyor. Parayı alıyoruz, değerlendiriyoruz işte, değerlendirebilsek. Risk tabii ya, çok öyle oldu. Bizim burada olmadı da bu komşu köyle de aynı ağacın altında kalan oldu. Sabahleyin giderken çocuklarla halelleşiyoruz. Akşam ya göreceksin ya gömeceksin. Bizim kefenimiz cebimizde. Ormancılık oldukça yorucu ve zor bir meslek. Fakat Şenol ve arkadaşları için bu işi yapmak zor olduğu kadar aynı zamanda cesaret de gerektiriyor. Çünkü burada boyu yaklaşık 40 metreye ulaşan ağaçlara tırmanmaları lazım. Yaşlanan ağaçların yerine yetişecek olan fidanların sağlıklı büyüyebilmesi için ormanda yeni alanlar açmak zorundalar. Kesilen ağaçların devrilirken fidanlara zarar vermesini istemiyorlar. Bunun için ağacı tamamen kesmeden önce dalların budanması gerekiyor. Ekip üyelerinin cesareti bu bölgede haklı bir şöhrete sahip. Yüksek ağaçlara korkusuzca ve süratle tırmanabildikleri için köylüler onlara sincap adamlar diyorlar. Dört kişilik ekibin en deneyimlisi olan Şenol, arkadaşlarına mesleğinin tüm inceliklerini öğretmiş. Ancak Şenol, bugünkü deneyimine ulaşabilmek için büyük zorluklara katlanmış. İlk 18 yaşında çıktım. Uzmanlarda korku vardı.
Bıraktığım zaman ne oldu? Kaçtığım zaman ne oldu benim? Ağaçlar büyük geliyor. Tabii korkuyor. Yüksek korkusu var. Bıraktım, bir gün dağdan bıraktım, kaçtım, buraya geldim. Arkadaşlar gidiyor, para da kazanacağız. Parası da iyi. Yeniden dedim, mücadele edeyim. Risk yani dedim, buna dedim, her şeyi göze alayım. Başladım işte 89'dan beri devam ediyorum. Tabii ince yaşlar geçtikçe insan biraz tedirginleşiyor yani. Kolay değil. Zaten Türkiye genelde yok bu iş yapan. Yükseklik korkusu olmayan biri için bile böylesi ağaçlara tırmanmak yürek ister. Bu yükseklikte en ufak bir dalgınlık pahalıya mal olabilir. Ancak onlar uzun yılların kazandırdığı deneyimle ağaçlara müthiş bir çeviklikle tırmanabiliyorlar. Akıllı olsa zaman buraya çıkmasın diyor. Diyenler oluyor yani bize. Ben dedim akıllım burada ne işi var? Deliler gelir buraya. Zaten korkuyorsa bu şey yapamaz. Ya korku gelse yapamaz. Bu iş deneyim ve cesaret istiyor. Ancak yine de can güvenliğini sağlamak için kimi araçlardan da yararlanmak gerekiyor. Çelik halat bu işin olmazsa olmazı. Halat ekibi hem ağaca hem de hayata bağlıyor. Halata kasmak, açmak. Ustalık o. Yukarı incelikçe kasıyorsun. Kalınlıkça açıyorsun. O önemli. O halkiye taktın mı korkma. Ama takmadan bir saldın mı kendine şu ele. Halata ince salıyorsun ya. Saldın mı gidersin aşağı. Tırmandıkları ağacın yüksekliğini aldırmadan sadece işlerine odaklanıyorlar. Ağacın tepesine doğru ilerlerken bir yandan da dalları budamaya devam ediyorlar. Ağacın durumuna göre ağaç 10 dakikada çıktığımız ağaçta alıyor. 20 dakikada indiğimiz ağaçta alıyor yani. Çıkıp inmece 20 dakika alıyor. 15 dakika da alıyor ağacın durumuna göre. 5 dakikada indiğimiz ağaçta alıyor. Bir kişi budarız. 20 çam budarız akşama da. 4 kişi 80 ağaç budarız günlük. Fiziksel olarak sınırları zorlayan, dayanıklılık gerektiren bir iş yapıyorlar. Yörede çok az sayıda insan bu mesleği yapmayı göze alabiliyor. Bizden sonra yapan olmaz burada. Bizim şu anda, bizim burada değil, komşu köylerde hiç yok. Türkiye genelinde yok. İçen biz Ankara'ya gittik. Ankara'dan birisi bırakmış kaçmış. Biz buradalık. Aşağı yukarı her tarafa da gidiyoruz yani biz. İzmir, Ankara, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, buralara genelde. Zonguldak gitti bir iki sefer. Türkiye'nin hemen her yerinde budama için onlara ihtiyaç duyuluyor. Fakat ağaç kesimini sadece kendi köylerinde yapıyorlar. Budadıkları ağaçları kesim öncesi hazır hale getirdiler. Çevre güvenliğinden %100 emin olduktan sonra kesim yapmaya başlayacaklar. Kesmeden önce dibinin etrafına şöyle temizleriz. Çalı çırpıya. Ondan sonra yön tayında bakarız. Kerti alırız. Arkasına geçeriz. Arkasından keserken başlamadan bağırırız. Yani etrafında insan varsa kaçsın. Ağaç geliyor kaçın diye. Ses olmazsa yıkarız. Devirirken mesela ağacın durumuna göre. Mesela ağaç ne kadar meyilli olmuş olsa o meyilini yıkmanız olmasın. Bu tarafa atamazsın.
Ne yapsın? Ağaç buraya meyilliyse buraya gider. Onlar ormanın ömrüne ömür katıyorlar. Ayrıca ağaçlardan elde edilen kerestelerle ülke ekonomisine hatırı sayılır bir katkı sağlıyorlar. İlk iş olarak kesilen ağaçların kabuktan ayrılması lazım. Bu işlemin ardından daha küçük boyutlar haline getirilecekler. Ve son olarak da Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tarafından ölçümleri yapıldıktan sonra damgalanmış ürünler nakliyeye hazır hale gelecek. Tüm bu koşuşturmacanın ardından neyse ki bugünkü mesai sona erdi. Artık eve dönme vakti. Yorucu mesai sonrası güzel bir yemeğin yerini tutacak çok az şey vardır bu hayatta. Hele ki bu bir iftar yemeği olursa huzur da eşlik eder kardeşçe paylaşılan sofralara. Canını cebine koyup da gidiyorum sabahleyin. Mesela sabahleyin canını cebine koyuyorum, gidiyorum. Akşam çıkarın cebinden canını, eve çoluk çocuğun başına geliyorum. Mesela sabah giderken illa gözün arkada kalıyor. Akşam geldiğimde hanımın çoluğunu çocuğunu gördüğüm bir gururlanıyorum. Sonra oturduğun zaman, hanımın terine bugün çalıştım, rızkımı aldım geldim. Beraber yiyoruz. Sincap adamların İftar sofrasında eksik olan tek şey korku. Ve aile ortamında buldukları huzur, günün tüm yorgunluğunu unutturacak kadar değerli. Onlar, ağaçların zirvesinde korkuya meydan okudukça, yepyeni fidanlar bu ormanda boy vermeye devam edecek. İnsan toprağa, topraksa suya muhtaçtır. Akarsuya dokundukça nefes alır toprak. Yaşam hakkı tanır her canlıya. Elazığ'ın Palo ilçesinin tam ortasından geçen Murat Nehri de bölgede yaşayanlar için hayat demek. Nehir, suyun son derece değerli olduğu bu dağlık arazide dokunduğu her karış toprağa bereket getiriyor. Murat Nehri'nin cömertliğine muhtaç olanlardan biri de Faruk. Akarsu balıkçılığıyla geçimini sağlıyor. Kelekçilik, Palu'da eskilerin oldukça aşina olduğu bir meslek. Ancak günümüzde bu iş eski cazibesini yitirmiş. Faruk, burada yaşayan son kelekçilerden. Bu işin bayağı bir zorluğu var abim. Yani öncelikle suyu ezberlemen lazım. Suda belirli noktalarda taşlar olduğu için ağ her yerde ilerlemiyor. Takıldığı zaman ağdan vazgeçebiliyorsun. Ağın maddiyatı da bayağı yüksek bir pozisyonda olduğu için her insan bununla baş çıkamıyor. Bir avcı başarılı olmak için en temel meziyetini yani içgüdülerini kullanmalı. Faruk, eğer bugünkü avdan eli boş dönmek istemiyorsa, ağını doğru zamanda ve doğru yere atmalı. Şimdi tek bir amacı var. Nehre attığı ağlarla balıkların önünü kesmek. Balıklara yol göstermekse yine Faruk'a düşüyor. Balık ağın önünde balık ağ görüyor zaten. O taşları attığımız zaman balıklar panik yaparak ağa doğru
kaçıyorlar. O hızla kaçtıkları zaman ağı fark etmiyorlar. Direkt ağa giriyorlar. Her şeyi doğru yapsa da balıkçılık biraz da kısmet ve sabır işi. Ancak ağlardan çektiği hayal kırıklığından başka bir şey değil. İşler hiç de yolunda gitmiyor. Nehir şu ana kadar balıkçılara istediklerini vermedi. Bu da yetmezmiş gibi büyük bir umutla bırakılan ağlardan bolca yosun çektiler. Ağa yeniden atabilmek için yosunları tek tek temizlemek zorundalar. Bu belirli aylarda, belirli mevsim dönemlerinde ağlar yosun alıyor. Yosun alma sebebi de kayaların, taşların, suyun içindeki kayaların yosun bağlaması. Biz de ağımıza attığımız zaman o yosunlar takıldığı zaman o yosunlar bir nevi kaldırma kuvvetini kullanarak ağı havaya kaldırıyor. Havaya kaldırdığı için de dibinden balıklar rahatlıkla geçebiliyorlar. Bu nedenle biz o ağı durmadan temizlemek zorundayız. Yoksa hiçbir şekilde balık alamazsın. Verdiğin çaba boşa gider. Ağlar temizlendi. Şanslarını bir kez daha deneyecekler. Suyun olduğu yerde hiçbir iş şakaya gelmez. En ufak bir dikkatsizlik, telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. Bindiğimiz çeleğin üzerinde dalgalar doğsun, sallanma esnemede dengeni sağlayabilmen çok önemli. Dengeni sağlayamazsan zaten suya düşersin, Allah göstermesin, kötü sonuçlanabilir. Üzerimizdeki tulum suya düştüğün zaman ona su doldu mu, yani bir nevi mümkün değil kurtulman. Suyun baskısıyla, o içindeki suyla hemen seni suyun dibine alıyor. Yani Allah göstermesin, sonucu çok kötü bitebilir. Ağlardaki balık beklediklerinden oldukça az. Yeterince balık çıkarana dek ağ atmaya devam edecekler. Rızk farklı bir şey. Kimseye muhtaç olmamak için, kimsenin önünde eğilmemek için bilek zoruyla bir şeyleri çabalamak zorundasın. Hayat o kadar farklı şeyler yaşatabiliyor ki insana. Bir yerde pes edersen hiçbir şekilde hayatı kazanamazsın. Hayatta dimdik duramazsın. Sonuçta bir aile geçindirmek zorundasın. Yorulup pes ettiğin zaman hiçbir şekilde hayatı yaşayamazsın. Sabrın mükafatını aldılar. Balıkçılar bugünkü kısmetlerine nihayet kavuştu. Avdan elleri boş dönmedikleri için çok mutlular. Bugünkü mesailerinin zor olan kısmını atlattılar. Ancak henüz işleri bitmedi. Serdikleri ağdaki yosunların kurumasını bekleyecekler ve sonrasında da ağı temizleyecekler. Faruk, balıkları tutmakta olduğu kadar pişirmekte de hünerli. Kendisine ait restoranda kendi elleriyle tuttuğu balıkları müşterilerinin beğenisine sunuyor. Bizim memleketimizde biz çok iyi balık yakalıyoruz. Ama etrafımıza baktığımız zaman bu balığı çok iyi pişirebilecek ustalar yok. Ben de kendi çapımda yani kendimce emin olduğum için böyle bir karar aldım. Böyle bir balık restoranı açmak istedim. Sonuçta ekmeğimi bu yola bağladım. Kazancımı bu yoldan kazanmak istiyorum işte. Hem suyun üstünde hem burada. Bütün insanların aklında mutlaka ki bir hayal vardır. Mutlaka ki ileriye yönelik bir düşünce vardır. Ben burayı biraz daha büyütmek istiyorum işte. İnsanlara biraz daha tanıtmak istiyorum. Bizim bu yörenin balığını, buranın lezzetlerini, farklı yemek kültürleri olsun. Daha çok genişletmek istiyorum işte bu kültürü. Allah nasip ederse de inşallah güzel bir seviyeye getireceğiz.
Yorucu bir gün oldu. Faruk bu yoğun tempoya çoktandır alışmış. Bu koşuşturmaca içerisinde ayakta kalacak gücü hayallerinden alıyor. Nehrin üstünde gösterdiği cesaret, hayalini kurduğu daha güzel bir geleceğin temelini oluşturacak. İnsan, hayatta kalabilmek için doğal kaynaklara muhtaçtır. Bu kaynakların son derece kısıtlı olduğu dağlık bölgelerde ise, hayvancılık dışında bir faaliyette bulunmak neredeyse imkansız. Fakat şartlar ne kadar zor olursa olsun, geçim umutlarını doğanın insafına terk etmek akıllıca olmaz. Bu yüzden dağda yaşayanlar, yaşam koşullarını tek bir seçeneğe bağlamak yerine hep İkinci bir yol aramak zorundadır. Erzurum, Oltu'daki Dutlu köylüleri de dağlarda yaşamayı biraz olsun kolaylaştıracak bir yol aramışlar kendilerine. Ve dağlar bu arayışa muazzam bir zenginlikle cevap vermiş. Oltu taşı. Dutlu köyünde Oltu taşı madenciliğiyle geçimini sağlayanlardan biri de Ekrem. Ekrem, aynı madende çalıştığı ekip arkadaşlarıyla birlikte yola koyuluyor. ...57 yaşındayım. İşte 87'den beri Oltu taşınla ilgileniyoruz. Ya işte okumadığımız için köyde başka yapacak bir iş olmadığı için, ailenin tek çocuğu olduğum için bir yere de gidemedik. Ama işte Oltu taşına geliyoruz. Dedelerimiz çalışmış burada, babalarımız çalışmış. Bütün insanlar, mesela bizim köyde bu taşa gelmeyen bir tane Allah'ın kulu yoktur. Köyden aşağı yukarı nereden baksan 20 ocak bu işi yapıyor köyde. Erzurum'un soğuğu meşhurdur. Bu nedenle gün boyu sürecek mesaide kendilerini soğuktan koruyacak ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri barınaklar inşa etmişler. Burada yaşayan çok sayıda insan, farklı ailelere ait ocaklarda madencilik yaparak geçiniyor. Bu madende Ekrem'e ailesinden kalmış. Burada kimse kimsenin yerine giremez. Yani baban nasıl tapulu arazisi varsa, bir evi varsa, arsası, ev tarlası, aynen öyledir. Eskiden dedelerimiz hep yaya gelir gidermişler. İlkel koşullarda çalıştılar. Şimdi biz hep makineyle çalışıyoruz. Yoksa o devirde zaten bunlar çalışsaymışlar. Şu anda zaten ocak yokmuş. Onlar mesela demek, onların 10 yılda çalıştığı ocağı biz 1 yılda çalışıyoruz. Çalışma koşulları geçmişe nazaran bir nebze iyileşmiş olsa da, Oltu taşı madenciliği herkesin yapabileceği bir meslek değil. Sürünerek indikleri bu maden oldukça dar ve havasız. Bugüne kadar madende herhangi bir kaza yaşanmamış olsa da, toprak altında çalışmak pek çok riski barındırıyor. Nesiller boyunca devam eden cesaret sınavında boy gösterenlerden biri de Ekrem'in oğlu Lokman. Lokman, tıpkı babası gibi bu mesleğin zorluklarına çoktan alışmış. Vallahi çocukluktan beri geldiğimiz için alışmışız. Yani ister istemez, yani tehlike şu bugüne kadar Allah'a şükür öyle bir sıkıntı olmadı. Yani biz de kekçi dediğimiz ustalar anlıyor zaten, kontrol ederek geliyor her sabah girip çıkanda. Yani ses gelen yerler uçabilir diye oralarda direkt veriyoruz.
yani malzemeyle besliyoruz oraları ki yani bir tehlike olmasın. Bugüne kadar da olmadı şükür. İçeri devamlı dizüstü gidiyoruz. Dizüstü de çıkıyoruz. Yani ayakta gitme şansın yok. Zor ama yani yapacak bir şey yok. Kolay kazanılmıyor. Burada herkesin farklı bir görevi var. Ekibin her bir üyesi kusursuz işleyen bir makinenin parçaları gibi çalışıyor. Herkesin ortak amacı birinci kalite taşa ulaşabilmek. Ekrem, madenden çıkan taşları inceleyerek kalite kontrolü yapıyor. Dışarı çıkarılan her bir taş, içeride işlerin nasıl ilerlediğine dair fikir veriyor ona. Şu anda bizim ana ocağın alanı 120 metre. Hep de rampa gidiyoruz. Bunun içinde su var. Bazı kaya karşımıza çıkıyor. Kırmak zorunda kalıyorsun. Belki gün haftalarca günün gidiyor. Hiç 10 kuruş bile almadan çalışıyoruz. Tabii şans. Bir gazete kağıdının arkasında yani bilemiyorsun. Belki çıkar, belki çıkmaz. İşte çıkarsa herkes seviniyor. Çıkmasa tabii yapacak bir şey yok yani. Ben gideyim de her gün taş çıkarım, öyle bir şey, lüks yok yani. Allah nasip etmişse çıkar işte oradan, faydalanırsın. Yani öyle insanlar var ki bak inan, senenin küllüsünü gidiyor, tek kuruş bile alamıyor. Olmadı mı olmuyor yani. Geçimlerini sağladıkları bu meslek, herkesin kolay kolay gönüllü olmak isteyeceği türden bir iş değil. Ancak yine de onlar işlerini severek yapıyor. Eğer yani şey olarak bakarsan, bu işine, zorluğuna göre para değil. Yani kimse girip de orada çalışıp da para kazanmaya heveslenmez. Ama dediğim gibi yani biz alıştığımız için geliyoruz. Çıkarsa kazanıyorsun tabii. Çıkmasa da bir itirazım, şikayetimiz yok. Bizimki bir alışkanlık, heves. Yani bir bizi sanki buraya çeken bir şey var. İşte öyle bir hevesinden geliyoruz. Dışarıda onların yolunu gözleyenler için bu zorlukları göze almak zorundalar. Hem bilek hem de yürek isteyen bu mesleği yapabilmek herkesin harcı değil. Ve ekmeklerini toprağın altında arayan bu cesur adamların adına hayat denilen bu sınavda başarılı olmaktan başka seçenekleri yok. Bozkır'da yaşamak için hep en yakınındakilerin desteğini arar insan. Böylesi sert bir iklimin hüküm sürdüğü topraklarda bir başına yaşamak hiç kolay değildir. Yalnızlıkla başa çıkmak için insanın tutunacak bir dala, kendisine ait hissedeceği bir yuvaya ihtiyacı vardır. Zorluklarla tek başına yüzleşmek için Bozkır kadar sert, Bozkır kadar güçlü,
ve en önemlisi cesur olmak gerekir. Selami, eşinin vefatından sonra Bozkır'ın ortasında tek başına yaşamak zorunda kalmış. Bir adam aile söyledim ben bana. O adamı götür şurada iyi bir derin çukurluk üstünü köme koy gerek. Bunu böyle bilin yani. Hani benim yaşımda adamlara diyorum. Ama benden küçük öyle bir şey demiyorum. Adam bulur, evlenir. İmkanı olur. Ama benim yaşımda adamların sonu bu. 10 sene 5 ay oldu. Yalnız yaşamaya alıştım. Yalnızlık Allah'a yakışır ama. Allah'a şükür. Şimdilik elim kolum tutuyor. İleride ne olacağımız belirsiz. Onu da Allah bilir. Selami, ilerleyen yaşına rağmen bu köydeki tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Havaların soğumaya yüz tuttuğu bu günlerde onun adına işler daha da zorlaşacak. Kış iyice bastırmadan önce yakacak odun ihtiyacını bir şekilde karşılaması lazım. Motorumla geçen sene 500 kilo odun getirdiydim. Evime torba doldurdum, doldurdum geldiydim. Getirdim, içeriye kayarım odunumu. Altına azıcık kömür, 3-4 odun, üstünden tezek. Carıca yakarım, dağdan getiririm. Motorum var hani diyorum, evime atardım, bir de torba atardım. Giderdim, dağda kuru. Mesela elime yan paltam vardı öyle küçük. Onunla doldururum heybamı, torbamı. Birazcık da kuru arkasına bağlarım. Tıkır tıkır iner geldim motoruna. Bu sene motorum olmadığı için oduna da gidemedim. Ama şu gider şu şeylerden, harımlardan dal götürür gelirim omuzumda. Sürükler gelirim. Öyle tedirik yani. Başa gelen çekilir der eskiler. Ne kadar zor olsa da zaman her şeyin ilacı. İçinde bulunduğu koşullara rağmen Selami artık yalnızlığa alışmış. Şehirde yaşamayı hiç istemem. Şehir hayatı adamı bunaldır. Ama ben burada rahatım. Kulağım dinmez, kafam ağrımaz, araba sesi yok. Sabahın uyandığım gibi mis gibi hava. Aslında bu rahatlığı hiç bulamam. Burası bana daha güzel. Aşağı yukarı 8 yıldır falan yalnızım ben. Kendim arı, kendim yerim. Başka da bir şeyim yok yani benim. Selami, Hasan Dağı'nın eteklerinde Aksaray Gözlükuyu köyünde yaşıyor. Burada her işini tek başına görüyor. Ancak onun yaşadığı yalnızlığın bir benzerine daha rastlamak zor. Çünkü 180 hanenin bulunduğu bu koca köyde tek başına yaşıyor. Yıllar önce köylüler susuzluk sorunuyla başa çıkamayınca kendilerine devletin tahsis ettiği yeni bir köye taşınmışlar. Fakat Selami ve eşi çok sevdikleri köylerinden ayrılmayı hiç düşünmemişler. İlerleyen yıllarda eşini de kaybedince Selami koca köyde 10 yıldır yapayalnız kalmış. Artık bu durumu her ne kadar kabullense de hatıralar hala tüm canlılığıyla zihninde yaşıyor. O günleri özlememek imkan de imkan yok. Niye dersen bir yön küçüğe sözü geçiyordu. Küçüğün bir saygısı, sevgisi vardı. Komşunun komşuya bir saygısı, hürmeti vardı. 20 bin küçük paşa hayvan vardı. Okul vardı. Çok güzel bir okulumuz vardı. Kahve vardı mesela, atölye vardı. Bakkal vardı. Camimiz vardı mesela. Camimizin önüne halk oturdu, vardı otururduk. Kahvenin önüne çıkar otururduk. O günler aranıyor tabii canım.
Böylesi ıssız bir köyde yaşamak, herkesin kolay göze alabileceği bir durum değil. Ancak pek çok insanın kabuslarına girecek kadar korkutucu görünen bu durum, Selami için artık sıradan bir hal almış. Bir Allah'tan korkarım. Bir Allah'tan korkarım. Görecek domuz beni. Domuzdan, kurttan korkmam. Domuz çok ya. Kışın gelir geçer. Kurtta iner. Ben korkmam abi. Ben ondan rahatım. Ben akşamdan böyle bir soba yakarım. Gece saat 12'de kapatırım. Sabahın geri açarım. Aynı soba yanar geri. Evim hamam gibi olur. Bu bölgeyi bilenler Gözlü Kuyu'yu Hayalet Köy olarak anıyor. Ancak bu Selami'nin umurunda bile değil. Kendisini her şeye, her duruma alıştırmış. Tek bir istisna dışında. Eşinin yokluğu kalbinde kapanmaz bir yara açmış. Hayat arkadaşım olmasa gün geçmez. Keşke sağ olaydı, altını temizleyeydi. Ben buna da razıydım. Ama Cenab-ı Allah'ın yanında daha kıymetliymiş. Onun için yapacak bir şey yok. Ekinlerin bile başını dik tutamadığı bu bozkırda, Selami hep başı dik olmayı bilmiş. Yaşama, anılarla tutunmayı ve ne bahasına olursa olsun ayakta kalmayı başarmış. Artık tutunacak bir dalı olmasa da, yalnızlıkla yüzleşme cesaretini ait olduğu ve köklerini saldığı toprağından almış. Anadolu'nun yüksek yerleşimleri, kış mevsiminin en acımasız yüzüne maruz kalır. Karın, ulaşımı felç ettiği Muş'un dağ köylerinde de benzer bir durum yaşanıyor. Bu nedenle Cevizlidere köyü sakinleri, kış mevsimini köy dışında geçirmeyi tercih ediyorlar. Ancak köylülerin dönüşü öncesinde, kış boyunca kesik olan elektriğin köye yeniden verilmesi lazım. Bu işten sorumlu olan Murat ve arkadaşları da bunun için yoldalar. Kışın bu tür köylerimizi yerleşimin olmadığı, yaşamın olmadığı yerleri güvenlik amacıyla elektriksiz bırakıyoruz. Baharın onlar yerleşime gelmeden önce de gerekli tedbirleri, gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz ve onlar öyle gelip yerleşirler. Kışın bu köylerimizde tek bir kişi bile yaşamaz. Yani sonuçta elektrik bir kısa devre olduğu zaman hem evlerde bir yangına sebep verebilir. Ağaçlar kuru olduğu için özellikle güzün artık yaprak döktükten sonra kuru olduğu için ağaçların içerisinden geçen iletkenlerimiz oluyor. Orada bir kısa devre olduğu zaman ağaçları yakıp yangına sebep verebiliyor. Bu yüzden güvenlik amaçlı tedbirimizi alıp enerjisiz bırakıyoruz. Cevizli Dere'ye elektrik sağlayan trafo, Üç Evler köyünde yer alıyor. Buradaki trafo üzerinden Cevizli Dere köyüne yeniden elektrik akışı sağlayacak. Bir aksilikle karşılaştılar. Köye henüz elektrik akımı sağlanamadı. Murat, merkeze arızayı bildiriyor. 49-74, 49-96.
Dinliyorum, yetmişler. Üç evler moddan Cevizdere çıkışımız hat tutmadı. Ekiple hatta çıkacağız, bilginiz olsun. Cevizdere köyüne kesinti girelim. Anlaşıldı. Sıka da bilgi vereceğim bununla ilgili. Siz çalışmanıza bakar mısınız? Anlaşıldı, tamam. Enerji hattında yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ekip, sorunun neden kaynaklandığını tespit etmek zorunda. Neyse ki Murat ve arkadaşları son derece tecrübeli. Arızanın kaynağını tespit edip sorunu çözmek istiyorlar. Arızanın geldiği bölgeye araçla hattımızı takip edebildiğimiz kadar araçla takip ederiz. Aracın girmediği yerlerde ise aracı bırakıp yaya olarak o direklerimizi, iletkenlerimizi kontrol eder. Varsa arızamız gideririz, öyle devam ederiz. Ya bir izolatör kopmuştur veya bir iletken kopmuştur veya bir direk devrilmiştir. Bunlar da gözle görülebilecek arızalar zaten. Arızanın kaynağını nihayet tespit ettiler. Çok sert geçen kış mevsimlerinde sıklıkla yaşadıkları bir durum bu. Kışın fırtınadan dolayı, kardan dolayı, yağıştan dolayı kışın biraz daha fazla arızalarımız fazla oluyor. İletkenlerde buz yükünden dolayı her bir iletken belki sadece bir direk arası yaklaşık 150-200 kilogram üzerinde buz yükü tutuyor. Bu buz yükü hem direğe zarar veriyor hem iletkenleri koparıyor. İletkeni kopardı mı iletken kopar, yoksa direkle beraber ikisi aşağıya gelir. Veya izolatörü kırar, izolatörle beraber iletken aşağıya gelir. O yüzden kış şartları burada bizleri epey zorluyor. Arızayı gidermek için kolları sıvadılar. Ancak son derece dikkatli olmalılar. İş güvenliğini göz ardı etmenin bedeli insan hayatına mal olabilir. Sorunu gördükten sonra hatta müdahale etmeden çalışacağımız yerin bir gerisinde hattımızı kontrol ederiz, kestiğimiz hattı kontrol ederiz, mali topraklamamızı yaparız. Daha sonra gelip bir sonraki yerden, çalışacağımız yer ortada kalacak şekilde bir sonraki yerden orada da bir mali topraklama yaparız. Ki bir jeneratör veya farklı bir şey çalıştığı zaman geri dönüşten bizi çarpmasın diye iş güvenliğimizi alırız. Öyle arızanın olduğu direkte yeniden çalışmaya başlarız. İş güvenliği İş kadar önemli. İş güvenliği sonuçta hayatımız. İşimizde hata affetmiyor. Bu işte bir sefer hata yaparsın, ömrüne mal olur. Arızalı olduğu bilinen direkte elektrik akımı olmadığından emin oldular. Ancak bu direğe tırmanmak yine de her baba yiğidin harcı değil. Yani yeri geldi biz bunun eğitimini almaya gittiğimiz zaman bu direklere çıkamayıp geri gelen arkadaşlarımız oldu. Bu iş için bir ay bir eğitimimiz oldu Erzurum'da. EKAT, elektrik kuvvetli akım tesisatlarında çalışabilir belge. Bir aylık bir eğitimden sonra bunu aldık. Daha sonra buraya işte geldik, çalışıyoruz. Yani cesaret olmadı mı bence hiçbiri yok. Bu kadar yüksek direklerde çalışmak, böyle vadilerde çalışmak ayrı bir cesaret istiyor. Artık buradaki sorun çözüldü. Bu yorgunluğun üstüne verilecek yemek molası herkese iyi gelecek. Yemek işleri genelde sabah çıktığımız zaman hazırlığımızı yapıp öyle çıkıyoruz.
Yani termoslar olsun, termosta çaylarımızı hazırlıyoruz. Bazen kumanya, bazen işte çörek tipi veya poğaça olsun yanımıza alıp öyle çıkıyoruz. Çünkü yeri geldi evlerin olmadı, köyde evlerin olmadı, arazide kaldığımız için bu tür bir tedbirimizi de önceden alıyoruz. Bu elbette ki evdeki yemekten daha farklı, daha lezzetli. Bir de açık havada, doğada, o güzel havada daha lezzetli oluyor. Gün onlar için henüz bitmedi. Köylülerin dönüşü öncesi bu bölgedeki arızaları tek tek tespit etmeleri gerek. Şimdi fırtınanın zarar verdiği bir diğer elektrik direğine daha müdahale edecekler. Yeri geldi sabah 8.30'da sahaya çıkarız. Akşam 10.30-11'de döndüğümüz bile olmuş. Yani kış şartlarında mecbur bu fedakarlığı yapıyoruz. Biz onu yapmazsak vatandaş mağdur olacak. Sonuçta enerji elektriksiz olmuyor. Özellikle böyle bir yerde. Yani elektrik olmadı mı iletişim yok. En büyük sorun, iletişim olmadı mı hiçbir şey yapamıyorsun. Bir hastan olsa şey yapamayacaksın. İletişim olmadığı için haber veremezsin. Biz de elimizden geldiğince bu fedakarlığı yapıyoruz. İnşallah başarılı da oluyoruz. Yani vatandaş elektrik aldığı zaman, başkası burada mutlu olduğu zaman, enerjisi, iletişimi yerindeyse biz o zaman huzurluyuz, mutluyuz. Murat ve arkadaşları Muş'un dağ köylerinde elektriksiz ev kalmayana dek çalışmaya devam edecekler. Görevleri uğruna kendi canlarını tehlikeye atmaktan çekinmeyecekler. Binlerce insanın rahat koşullarda yaşaması için önlerine çıkacak her türlü engeli büyük bir cesaretle aşacaklar. Anadolu'nun korkusuz evlatları. Her köşesinde milyonlarca yiğit, milyonlarca cesur insan. Türlü zorluklara meydan okuyan ve doğanın önlerine çıkardığı engelleri tek tek aşan kahramanlar. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de destansı öyküleriyle yaşadıkları topraklara şan ve şeref katmaya devam ediyorlar.